Bana laykası sayfa 263, mektup 213. Mektubatta 18. mektubun başı ve ikinci meselesi mümindeki sualinin cevabına bir zeyildir. 18. mektubun başı. İkinci meseleyi mühimmedeki. Ne anlatıyor 18. mektupta? Vahdetül vücut meselesi. Şurası. Şu mektupla ilgili alakalı bir mektup bu. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık Muhlis kardeşim Hulusi Bey. Suallerinize dair bir cevap yazmıştım. Kardeşimiz Hüsrev bir izah istedi. O zat ruhen size benzediği için onun istizahına, sen de yani izahatına iştirak ettiğini tahayyül ettim. Bu zeyli yazdım, size gönderdim. Hem Kerameti Gavsiye'nin birinci satırına dair bir parça gönderildi. Onun ahirine yazarsınız. Hem Kerameti Gavsiye ile münasebettar bir nükte-i Kur'an'ı gönderdik. Meşrebimize muhalif olan bu is'ar-ı eshara beni sevk eden manevi ihtar ile kardeşlerimizin sahiye ziyade şevk ve gayrete gelmelerine bir vesile olmasıdır. Ne demek? Hangi risale bu? Kerameti Gavsiye Risalesi. 8. lema. Şurası. 8. lema Kerameti Gavsiye. 8. şua Kerameti Aleviye. 1. şua Kerameti Kur'aniye. Bunlar hepsi Risale-i Nur'a dair gaybi işaretler. Tamam. Tekrar ediyorum bakın şimdi. Bunu hafızanıza yazın. Yani iman eğitiminde ansiklopedik bilginin önemi yoktur ama en azından neyin nerede olduğunu bilmek açısından faydasıdır. Birinci şua şurası. Burada Kur'an-ı Kerim'in Risale-i Nur'a işaretleri. Risale-i Nur'un 33 ayette işaret olduğunu ifade ediyor Üstad. Sonra geliyoruz 8. şuaya. Burası da Kerameti Aleviye. Hazretleri radıyallahu anh Risale-i Nur'a işaret etmiş Celcelaliyetisinde. Sonra geliyoruz 8. lemaya. 8. lemada da Gavs-ı Azam'ın Kerameti Gavsiye Risalesidir. Bu üç risale sikke-i tasdik gaybı yani gaybi tasdik sikkeleri neye dair? Risale-i Nur'a ve Risale-i Nur hakikatlerine dair gaybi tasdik hükümlerini ifade eden bir eserdir. Toplama bir eserdir. Tamam, bunu böylece öğrenmiş olduk. Ve devam ediyoruz. Hem Kerameti Gavsiye'nin birinci satırında dair bir parça gönderildi. Onun ahirine yazarsınız. Hem Kerameti Gavsiye ile münasebettar bir nükte-i Kur'an'ı gönderdik. Meşrebimize muhalif olan bu ishar-ı esrara beni sevk eden manevi ihtar ile kardeşlerimizin sahiye ziyade şevk ve gayrete gelmelerine bir vesile olmasıdır. Yani neden Üstad bunu ishar ediyor? Normalde meşreben, mesleken ve meşreben böyle şeylerden uzak duran bir zat. Fakat Kur'an-ı Kerim'in Gavs-ı Azam'ın ve Hazreti Ali'nin Risale-i Nur ve Risale-i Nur hizmetine olan işaretlerini zikretmesinin sebebi ne? Çok zor zamanda, çok büyük bir hizmet, çok büyük baskı var, çok büyük zulümler var, çok büyük şeyler yapılıyor insanları bu hizmet dairesinden uzaklaştırmak için. Cenab-ı Hak böyle bir işaretleri göstererekten ne yapıyor? Teşvik kamçısı vuruyor yani. Çünkü insan nefsi ücret istiyor bazen. Yani bir de değerini bildiği şeyi daha çok sahipleniyor. Ben şimdi bak şu aleti aldık. Göstereyim. Bunu silmesen de olur. Bak şimdi ben bunu hemen gittim kılıf aldım. İşte cam filmi aldım. Tamam mı? Şunun yerine başka bir alet olsa, değil mi? Çok pahalı bir alet. Bunun yerine çok dandik bir alet olsa böyle bir şeye ihtiyaç duyar mısın? Duymazsın. Neden? Koruyorum. Değerini bildiğim anda korumaya başlarım. Bu risaleler işte bize bu hakikatlerin, bu hizmetin değerini anlatıyor. Değerini bildiğin şeyi insan ne yapar? Korur, sahip çıkar, muhafaza eder. Onun için önem taşımaya başlar, arz etmeye başlar o şey. Hakikaten bir vakit fütur geldi, tevafuk çıktı, şevki tazelendirdi. Bir zaman yine fütur baş gösterdi, kerameti gavsiye çıktı, gayreti daha çok ziyadeleştirdi. Ben de bu haletten anladım ki isharından hizmetimize zararı yok. Olsa olsa nefsime zarardır. Yani belki ishar etsek zararı yok ama belki bana zarardır. İşte üstad kendini haşa ve haşa pazarlıyor şeklinde belli zaman kendini övüyor şeklinde anlaşılma olabilir mi? Evet olabilir ama Üstad bu noktada diyor ki ben böyle düşenlere hakkımı helal etmiyorum diyor.
lokal olarak baktığın zaman o manaya çıkartabilirsin. Adam kendinden işte hizmet dairesinde, yani zahirde başında olduğu bir hizmeti överekten belki kendini pazarlıyor diyebilirsin. Ama Risale-i Nur'un bütünselliği içerisinde baktığında bu iman eğitimini veren bir zatın böyle bir şeye teşebbüs etmediğini, edemeyeceğini anlarsın. Anladın mı? Buradan kopuk bakmamak lazım. Ben bu haletten anladım ki isharından hizmetimize zararı yok. Olsa olsa nefsime zarardır. Zaten nefsim hizmete feda olmaya hazırdır. Şimdi buradan çok ciddi bir mana çıkartılabiliyor. İşte kardeşim biz bu sosyal medyayı kullanıyoruz. Şan şöhret ama olsun ben nefsimi de feda ediyorum şeklinde yaklaşımlar çıkabiliyor. Veyahut da işte geçmişte FETÖ'nün içerisinde rol alan adamların yaptıkları gibi işte ben içki de içerim, karımı da açarım. Yeter ki işte falanca yere gireyim, orada olayım ki orayı temizleyelim ki ehli iman rahat etsin falan diyerekten böyle feda olmaya hazır bir yaklaşım içerisinde, muvazenesiz bir yaklaşım içerisinde girebiliyor insan. Buna dikkat edeceğiz. Yani burada üstad kendini feda etmeye hazırdı diyen üstad hiçbir yerde kendini pazarlamamış yani. Ölçüyü kaçırmayacağız. Ölçü çok önemli. Yani ben bu zamanda öyle fedailer ister ki yalnız dünyasını değil ahiretini de feda edecek hakikati çok tehlikeli olarak kullanıldı. Hala kullanılıyor. Ben yeter ki yani ben yanayım olsun da ondan sonra insanların imanı kurtulsun falan filan. Yavaş kardeşim sakin ol. Sakin ol öyle iddialı cümleler kullanma. Öyle bir şey değil. Sen farkında olmadan kendi nefsinin yapmış olduğu gevşekliklere nurani bir kılıf uyduruyorsun. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin cehennemde bile yanmaya razıyım kelamı ile senin cehennemde yanmaya razıyım ifaden aynı olmaz. Bir tarafın içerisi çok ciddi muhalefetullah ile doludur. Bir tarafı mangal ateşiyle aynı kıvamda bir cehennemden bahsediyor yani. Üstad buna mecazi bir alem ahiret diyor. Ben ölçüm var benim. Benim ölçüler içerisinde hareket etmem lazım. Dikkatli olmak lazım yani. Evet, başta muhterem pederiniz Fethi Bey, Hoca Abdurrahman Kemalettin Ömer Efendi olarak risalelerle alakadar olan zatlara selam ve dua ediyorum ve dualarını istiyorum diyor Üstad bu mektubunda.